Biden gitme derken ya da Biden'ı destekleyen küreselci medya bu tip sloganlar atarken esasında bir taraftan da Pelosi'nin Tayvan'a gidişi konusunda çok da öyle hani baskıcı bir yapıya bürünmedi Amerikan yönetimi. Eğer Amerikan yönetimi kesinlikle gidemezsin deseydi gidemezdi. Bak bunu çok olarak net olarak söyleyeyim. Dikkat edin, Pelosi'nin ziyaretinden hemen sonra Amerikan başkanı piyasaya 286 milyar dolarlık, yanlış hatırlamıyorsam, bir anlaşmayı başkan imzaladı. Daha doğrusu bir fonu imzaladı. Fonun ne olduğunu söyleyeyim size. Çip fonu, çip. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesi içerisinde tüm dünyaya sunabileceği bir çip dünyası yaratmak istiyor ve bunu yönetim Temsilciler Meclisi ve Senato'nun oylarıyla geçirdi. Yani buradan bakarsanız sizin hani Tayvan, çip, Pelosi, Amerikan yönetimi dörtgeni içerisinde bunun çok da öyle hani Amerikan yönetimi istemiyordu ama Pelosi kendi başına gitti gibi bir söylemle ifade edilmeyeceğini de anlarsınız. Bu denklem bu şekilde devam eder. Çin kendisi adına Tayvan bir bağımsızlık ilan etmez ise kesinlikle Rusya'nın yaptığı gibi gidip saldırmayacaktır. Ama bağımsızlık ilanı Çin için kırmızı çizgidir. Ve Çinlilerin kırmızı çizgisi de hiçbir zaman renk değiştirmez. Yani yumuşamaz.